Bildiğiniz üzere Şam, 2019 yılında bir psikoz krizi yaşamıştı. Bu kriz vesilesiyle kendi, grup arkadaşları hakkında ve diğer rapçiler hakkında kötü ithamlarda bulunmuştu. Bu ithamda bulunduğu kişilerin arasında Şehinşah da bulunuyordu. Şam, Şehinşah için Selo kendisini hiç sevmese de sırf popüler olduğu ve rapinin iyi olduğunu düşündüğü için beni zorladı ve ben de onu gruba ekledim tarzında bir şey söylemişti. Bu olaydan sonra Şehinşah ile araları bozulmuştu. Bu krizin sonrasında Şam hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir ay gibi bir süre geçiren Şam, hastaneden çıktıktan sonra Şehinşah'la tamamen iletişimi kesmişti. İki taraftan da herhangi bir diss olmamasına rağmen ikili konuşmuyordu. Tamamlarım onu serim. 12 Ağustos 2019 tarihine geldiğimizde Şehinşah, Talep Arz isimli bir şarkı çıkardı. Şarkıda Şam için yaşadığı krizin tamamen şovdan ibaret olduğunu ve doğruyu yanlışı ayırt edemediğini söylüyordu. Hepsi şov, oynanan katı söz oyun. Satıldım sorgusuz artsız da çocuk. Karışık konuşur kayışı kopuk. Yanlışı doğrusu karışmış onun. Bu şarkıdan sonra Şam'dan herhangi bir geri dönüş olmasa da 2020 yılında Şehinşah, Hasan Sabbah mahlasıyla çıkardığı Trump parçasında Şam'a tekrardan göndermede bulundu. Şehinşah, Şam için Trump parçasında "Önceden klas rapçiydin, etkiliyordun. Şimdi ise Trump'lık yapıyor ve kıskanıyorsun." gibi göndermelerde bulunmuştu. Ol ahlaklı, bok atmayıp acık kas. Topla ağzın torba, aynı Donald Trump. Boyan bakın yakışmaz, noksanların arınmaz. Önce olsa da klas, sonra aynı Donald Trump. Şehinşah'ın göndermeleri devam ederken Şam tarafından herhangi bir ses yoktu. Ta ki 8 Temmuz 2020 tarihine kadar. Bir tek sen kariyerini düşündüm ben psikoz geçirirken. Delirdiğimi görürken bile tek derdin çıkar. Bir şey yapmalıyız artık, fazla arsız oldu bu Şam. Diyecek adam mısın? Bu tarihte Şam, hiçbir reklam yapmadan aniden kendi kanalına Tupac'ın Hit 'Em Up dizisinden ilham aldığı Sikem Up'ı yükledi. Şam şarkıda psikoz dönemi sonrası Şehinşah ile yaşadığı tartışmalara, kendi deyimiyle Şehinşah'ın onu yalnız bırakmasına, Şehinşah'ın eski eşiyle yaşadığı problemlere ve Uzi'nin Hidra ve Şehinşah ile arasındaki kavgasına değiniyordu. Bu disten sonra tüm kavganın seyri değişmişti. Herkes Şam'ı tebrik ediyordu. Şehinşah ise yalnız başına kalmıştı. İstanbul tripteki arkadaşlarıyla arası bozulmuş, Kadıköy Acil grubundan çıkışını yapmıştı. Bu olaydan sonra neredeyse bir yıl boyunca ikili arasında herhangi bir disleşme olmadı. 22 Ekim 2020 tarihinde ise Şehinşah, yıllardır beklenen albümü 666'yı çıkardı. Albümde kendi kişisel sorunlarına değinen Şehinşah, Şam'ın Sikem Up isimli disine de cevap veriyordu. Hatta albümün son ve çıkış parçası olan Outro direkt olarak Şam'a yazılmıştı. Bu parça dışında albümdeki diğer şarkılarda da Şam'a bir sürü gönderme bulunuyor. Şimdi ise bu göndermeleri tek tek inceleyelim. İçerikleri vasat abartılı tripler alabildiğine yalan yanlış lirik artara dilini Hasan ısır dişinle kaçar iyiyse pahalı dersizli seraftaki son sesi de kara bitici. Birisi yetmedi mi silkeledim iticiliğin pik. Sen rapçi değildin elimden geçip verişti. Bol edinde per hava fabrikası PR harikası kumpanyanız içi de per perişan. Yastan düşünürü gülüp alay eden elemini talan ederken hepsi hayran eve. Kibiden durulmaz, içinden bulunmaz. Belirler bunun da inindirilmemi. Gülür falan dilemesin aman aman içerlemiş yara kafasına bak. Mehmet hemen bana seyir seviyorsun ezik herif liriklerim. Cedi gelir alır elindekileri yetinmeyi verir. Fosu dirilemesin ekebine.